Arkadaşlar merhaba. Bugünkü planım peynirli pide yapmaktı. Fakat yağmur o kadar çok yağdı ki dışarı çıkmakta zorlandım. Şu an yağmur durdu. Ben de bunu fırsat bilerek tarlaya gidip domates, biber toplayacağım ve peynirli pideyi yapacağım. Tabii ki tarlada iyice çamur oldu. İnce olan biberlerden toplayacağım. Ama her tür biberden de peynirli pide yapılabilir. Şimdi bu yağmurlardan sonra bu biberler iyice coşar. Ta ki donlar başlayıncaya kadar. Şu kırmızı olanları da güzel olur. Diğer tarlaya gideceğim. Orada mutlaka domates vardır. Her yer çamur içinde. Ama havada mis gibi. Çok hafif bir serin sonbahar havası. Bu yağmur özellikle domateslere, biberlere çok iyi gelir. Bundan sonra öyle bir coşarlar ki tekrar ürün vermeye başlarlar. Zaten üzerinde de domateslerin çiçekler hep vardır. Domates kuraklığa da dayanıklı. Şöyle güzel domateslerden toplayayım. Domatesin içinde de kurt var. Bu domatesler şimdi çok lezzetli. En lezzetli domatesler sonbaharda olur. Evet, güzel. Domateslerimiz. Yemelere doyamıyoruz aslında. Bu benim yedek olan tarla. Şunun büyüklüğüne, güzelliğine bakın. Hiçbir gübrenin olmadığı, ilacın olmadığı, hatta çok fazla da sulamadım. Ona rağmen domatesler çok vefakar. Bu kadar domates yeter. Fazla bile. Şimdi gidip bir miktar maydanoz toplayacağım. Ve peynir pidenin harcını oluşturmuş olacağım. Aynı zamanda peynir de lazım. Tabii ki peynir pide diyoruz. Ana malzemesi peynir ve domates, biber, maydanoz. Peynirli pide özellikle bizim çocukluğumuzda taş fırınlarında annem çok yapardı. En çok tükettiğimiz börek türüdür diyebilirim. Bir misafir geldiğinde hemen bahçeden domates, biber, maydanoz toplanır. Hatta içine soğan da konur. Ben bu sefer soğan koymayacağım. Ve çok lezzetli börekler olur. Yani Urla'da çocukluğumda çok yediğimiz, sevdiğimiz ve hala yapılan yöresel bir börek türüdür. Peynirli pide dediğimiz zaman hani pide türleri vardır. Kıymalı pide, sucuklu pide, aklınıza gelen pide türleri onlardan değildir. Yöresel olan bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi diğer bahçeye gidip oradan maydanoz alacağım.
ürünlerimiz bu. Arkadaşlar, peynirli pide için iç harcımı hazırladım. Domatesleri, biberleri, peyniri ve maydanozu küçük küçük kıydım. 3-4 tane domatesim var. Onları istediğiniz boyda kıyabilirsiniz. Şimdi yine benim ince seri biberlerim vardı. Yine 5-6 tane biber ilave ettim. Onları kestim. Şimdi yaklaşık 80-100 gram kadar beyaz peynir. Bu da İzmir tulum peyniri elimde vardı. Bunları kullandım. İstediğiniz tür peyniri kullanabilirsiniz. Lor peyniriyle yapılır normalde ama beyaz peynirle de çok güzel olur. Yine çeyrek demet maydanozu incece kıydım. Bu şekilde içine katıyorum. Şimdi bir miktar, bir çay kaşığı kadar karabiberi. Karabiber burada özellikle çok önemli bu tarifimizde. Tuz ilave etmeyeceğim. Bu harcı harmanlıyorum. İyice karabiber her tarafa bulaşsın. Çünkü harcı yaydığım zaman karabiberin o güzel kokusu peynir pidemizin her tarafında hissedilsin istiyorum. İç harcımız bu kadar. Şimdi bunu peyniri alıyorum. Fırın tepsimize yağlı kağıt serdim. Onun üzerine bir miktar yağ koyuyorum. Yağ burada bol kullanacağız. Şöyle biraz yaydırayım. Şöyle bir hamuru alayım. Makinede yaptığım bir hamur. Şöyle ortadan ikiye böleceğim hamurumu. Bununla ayrı bir tepside yine aynı şekilde börek yapacağım. Mevcut olan hamurumu yine ikiye böleceğim. Yani elde ettiğim hamurdan 4 parça elde edeceğim. Bu alta, şu da üstüne denk gelecek. Bunu da ayırıyorum. Püf noktalarından bir tanesi hamurumuzun çok ince olması gerekiyor. Bunu mümkün olduğu kadar ince açacağım. Tepsime göre yayacağım. Hamurun ince olması peynirli pidenin daha lezzetli olacağını gösterir. Bakın hiç parçalanmıyordu. Sürekli de toplanıyor hamurum. Şimdi bu aşamaya geldi. Büyüttüm ama sürekli büyütürken toplandığından dolayı harcımı yavaş yavaş içine koyacağım. İyice şu köşelere doğru harç koyarak harçla birlikte hamurumun orada tutunmasını sağlayacağım. Biraz daha yağ ilave edeyim. Hamurumuzun altı hazır. Malzemelerini bu şekilde yerleştirdik. Şimdi üstüne kapak olacak hamur hazırlayacağım. Hazırladım. Daha önce böldüğüm hamuru yağ döktüğüm tepsinin içine yerleştiriyorum. Şimdi bunu yine aynı şekilde tepsinin üzerine kapak olacak şekilde yağla birlikte açıyorum. Ben açtıkça o toplanıyor. Hamurumuz. Zaten çok da fazla açmadan üzerine yerleştirip üzerinde açmaya çalışacağım. Bu kadar yeter. Şimdi bu hamurumu bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi sağından solundan sürekli çekiştirerek onu yerleştiriyorum buraya. Kıyamam.
kıyıları da özellikle sabitliyorum ki fazla kaymasın. Hamur ortada büzüşmesin, toplanmasın diye. Bir üstüne de bir miktar hemen yağ koyayım ki. Koyduğum yağ hiçbir zaman fazla gelmeyecek. Deliklerin oluşması şu şekilde hiç önemli değil. Şimdi bunu iyice böyle ortadan böyle yanlara doğru bastırarak hepsinin tamamına yayılmasını istiyorum. Evet, bu kadar. Şimdi bunu keseceğim. Keserken bu şekilde kesiyoruz. Fakat keserken parmağımızla hamur zaten toplanmaya çok müsait. Şu şekilde elimizle orada da bastırıyoruz. Bakın. İstediğimiz büyüklükte kesebiliriz. Genelde toplanacaktır. Bakın hamur hemen toplanmaya başlıyor. Şöyle üzerine yağ gezdiriyorum. Bu yağ hiç fazla gelmeyecek. Bir yarım saat dinlendireceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, peynirli pidemiz pişti. Fırından çıkar çıkmaz kuru olmaması için bir çay bardağının yarısı kadar suyu üzerine serperek hemen bir sofra beziyle örttüm. Bu şekilde ısısıyla birlikte böreğimiz yumuşak oldu. Eğer siz çıtır çıtır olmasını istiyorsanız su çizmek zorunda değilsiniz. İnce hamuru tuttuğum halde yine kabardı. Ben de şu kıyı kısımlarını çok seviyorum. Oralar biraz daha kızarmış oluyor. Mayalı hamurdan yaptığım Urla'ya özgü peynirli pidemiz bu şekilde. Sabah kahvaltılarında veya öğleden sonra beş çaylarında çok güzel bir ikramlık da olur. Yapacak olanlara afiyet olsun.